Herkese merhabalar. Art Nikomedia Kültür Sanat Derneği Mevzu İzmit Kent Tarihi sohbetlerinin ikinci bölümünde tarih bilimci ve sanatçı Onur Şahna ile birlikteyiz. Bugünkü programımızın konusu Nikomedia'nın kuruluşu ve yükselişi. Evet, hoş geldiniz Onur Bey. Hoş bulduk Akın Bey. Teşekkür ediyorum beni ağırladığınız için. Teşekkür ederiz. Siz de kıymet verdiniz. Estağfurullah, ne demek? Daha önceki programda Nikomedia öncesini konuşmuştuk. Aynen, Nikomedia kurulmadan öncesindeki süreci anlatmıştık. Bu programda da Nikomedia'nın kuruluşundan söz edeceğiz. O zaman siz, mikrofonu size bırakalım. Evet. Şimdi ben kısaca şöyle bir girizgah yapayım. O şekilde konuya girelim. Şimdi herkesin bildiği tabii Büyük İskender. Büyük bir imparatorluk vücuda getiriyor, kuruyor. Antik çağda, Ön Asya'da, bir ucu Mısır'da, işte bir ucu Trakya'da, bir ucu Hindistan'da, bir ucu Türkistan'ın batısında. Bu krallık tabii İskender'in ömrüyle sınırlı oluyor. İskender çok genç bir yaşta, 32 yaşında vefat edince, ölünce, o zamanki Babil'de diyelim, generalleri arasında tabii o koca imparatorluk paylaşılıyor. Ömrü kısa oluyor imparatorluğun. Şimdi bu generaller arasında paylaşıldığı zaman tabii Anadolu'da da çeşitli krallıklar hemen kuruluyor. Bu krallıklardan biri de Bitinya Krallığı. Tabii bu krallıklar kendi coğrafi, yani kuruldukları coğrafyanın ismini alıyorlar. Yani mesela işte Pergamon Krallığı, Bergama ve civarında. İşte Bitinya Krallığı, Kocaeli ve civarında, kısa, yani şey yapabiliriz kabaca. Gibi işte mesela Komagene Krallığı var, hani daha küçük bir krallık, bugünkü Adıyaman falan o civarda. Bu şekilde krallıklara taksim ediliyor. Şimdi Nikomedia'nın olduğu bölgede tabii o sırada daha Nikomedia diye bir şehir bile yok. Astakoz var. Geçen yayında söz etmiştik Astakoz'dan. Burası da iki Trak kavminin yurdu o sırada. Bu Trak kavimlerinden birinin adı Bit, diğerinin adı Tin. Bitinya, bitlerin ve tinlerin ülkesi anlamına geliyor. Bunlar tabii burada uzun süreler, önceki yayında söz ettik, oradaki o Astakoz denen Helen kolonisini, Helen şehrini ele geçirme mücadelesi veriyorlar, ele geçirmeye çalışıyorlar yüzyıllarca. Bu süreç içinde de tabii daha örgütlü hale geliyorlar, daha güçlü hale geliyorlar. Oradaki Büyük İskender sonrası hani otorite, güç boşluğunu değerlendirerek Astakoz üzerine harekete geçiyorlar. Daha önce geçtikleri gibi pek çok kez ama bir türlü alamamışlardı, ele geçirememişlerdi. Şimdi bu Bitinya Krallığı Helenistik yerel bir krallık. Bunların tarih içinde bildiğimiz tabii en eski liderleri işte Bias diye birisi İskender devrinde. Daha sonra işte meşhur Zipotes var. Bu pek çok kez Astakoz'u kuşatıyor. Hatta kimi kaynaklar alıp tekrar elinden çıkardığını falan söyler. Bu Zipotes, oğlu Nikomedes'i, bunun bir oğlu var adı Nikomedes. Adı da Helence. Buradaki Helen etkisini de görüyoruz. Bu eğitim için hani Yunan anakarasına, Helen anakarasına, Hellas'a oğlunu yollamış. Bu çocuk tabii döndüğünde hani yetişmiş, o Helenistik dünyayı iyi tanıyor, Helen kültürünü çok iyi biliyor. Ama şunu hiçbir zaman gözden çıkarmayın, unutmayın, bu insanlar Helen değil, Trak. Yani ayrı bir etnik kökenden geliyorlar ve kendi dilleri var, kendi kültürleri var, kendi dinleri var, kendi ayları farklı, hani yılın taksimatında her şeyleri farklı, gömüş şekilleri bile farklı. Bu kişi tabii yani birinci Nikomedes Astakoz'u ele geçiriyor. Milattan önce 264 tarihinde. Astakoz'u ele geçirdikten sonra Astakoz'u başşehir, başkent yapıp da krallığı genişletmek yerine şehrin yerini değiştiriyor. Bunu da antik Helen dünyasında yaygın olan bizim Sinikismos dediğimiz bir metotla yapıyor. Bu Sinikismos'u da çok uzatmadan hani kısaca dinleyicilerimiz için, izleyicilerimiz için açıklamak gerekirse. Sinikismos bir siyasi otorite altında, bir çatısı altında çeşitli kabilelerin, çeşitli yerleşim yerlerinin birleştirilmesi.
birleştirilmesi. Bu kimi zaman şöyle olabiliyor. Yani birkaç şehri bir araya getirip yeni bir arazide ya da o birkaç şehirden birini tercih edip diğer şehir nüfuslarına, yaşayanlarını, sakinlerini o seçilen şehre taşıma ya da sıfırdan bir şehir kurma, nüfusu tekrardan orada birleştirme ya da çeşitli köyleri, klanları, kabileleri bir araya getirip bir şehir çatısı altında hani siyaseten birleştirmek. Şimdi bu yöntem çok yaygın bir yöntem ve bu yöntemle kurulan şehirlere kurucusunun adı genellikle veriliyor. Usul, hani gelenek o şekilde. Ve Nikomedes de bunu yapıyor, birinci Nikomedes. Astakoz'u ele geçirdikten sonra tam karşısında bugünkü İzmit'in olduğu yerde kendi adıyla bir yeni şehir vücuda getiriyor. Biz tabii bunları paleografik verilerden biliyoruz. Yani o devirden kalma kronikler, anlatılar, yazılı bilgilerden biliyoruz. Yani bunu arkeolojik olarak doğrulamış değiliz açıkçası. Evet. Yani İzmit şehir merkezinde bu şekilde, bu çapta veri sağlayacak bir arkeolojik kazı yapılmış değil. Belki bu geleneksel, tarihsel anlatı dışında da bir gerçeklik yaşanmış olabilir. Emin değiliz. Bu, pardon, yılanla kartal. Şimdi oraya geleceğim. Oraya geleceğim. Tabii antik çağda insanlar mütedeyyin, kendi dinleri var. İnsan doğası, tabiatı gereği insanlar bir takım dinlere bağlanıyorlar. Şimdi o antik dinde de bazı hadiselerin, olayların uhrevi şekilde izahı, açıklanması, halka kabul ettirilmesi noktasında daha fayda getiriyor, yarar getiriyor. Şimdi klasik anlatıya göre, ki bu anlatıyı biz nereden biliyoruz? Daha sonraki, yani 400-500 yıl sonraki Yunanca ve Latince paleografik malzemeden, kroniklerden biliyoruz. Bir kuruluş efsanesi, bir kuruluş miti var. Bunu aynı zamanda numizmatik yöntemlerle, sikkeler üzerindeki betimlemelerden de biliyoruz. Oradan edinilmiş bilgilerden de biliyoruz. Nedir bu? Yılan ve Kartal efsanesi diyebileceğimiz İzmit'in, Nikomedia'nın kuruluş efsanesi. Şimdi bu efsaneye göre Kral Nikomedes Astakoz'u ele geçirdikten sonra Astakoz'da kuvvetli muhtemel bir Poseidon tapınağında, Poseidon önemli, geçen programda anlatmıştık. Burası hem bir kıyı şehri, liman şehri, hem de deprem şehri. Zaten Poseidon'da denizler ve depremler var antik Helen dünyasında. Bunun tabii yerel karşılıkları da var. Yani sadece Helen dininde yok. Diğer yerel Anadolu dinlerinde de var Poseidon'un karşılığı. O tapınakta bir kurban töreni icra ediyor. Şimdi bu antik Yunan dininde diyelim, Helen dininde diyelim, şöyle bir özelliği var bu dinin. Bu dinde Hades'e ve Poseidon'a, yani yeraltı tanrılarına yapılan kurbanlar yakılır. Yani onun eti dağıtılmaz, yenmez vesaire. Yani çünkü yeraltı tanrısına, yer altındaki tanrılara adanmıştır. Adak verilmiştir. Şimdi mahiyetiyle birlikte Poseidon tapınağına, yani Latinleri, Latin'deki karşılığıyla Neptün tapınağına geliyor Kral Nikomedes. Orada bir alter, bir sunağın üzerinde, işte bir sunakta bir hayvan kurban ediliyor törende. Hayvan, hani orada kurban merasimi yapılırken gökten büyükçe bir kartal, yerin içinden de bir anda bir devasa yılan çıka geliyor, beliriyor. Her ikisi de o kurbanı, kurban edilmiş hayvanı yemeye çalışıyorlar ve mücadele içine giriyorlar. Kurbanı hani şeyden alıyorlar, alterden alıyorlar ve karşı kıyıya doğru götürmeye başlıyorlar. Yani yılan yerden didişiyor, kartal havadan didişiyor kurbanı ele geçirebilmek için. Ve tabii doğal olarak bu doğaüstü bir olay. Anlatıya göre kral ve mahiyeti ve rahipler peşleri sıra giderek hani bunu anlamaya çalışıyorlar, ne oluyor gibisinden. Ve bugünkü İzmit'in kurulu bulunduğu Orhan Mahallesi'ndeki tepede bunlar gözden kayboluyor. Bir anda ortadan kayboluyor. Ve rahipler bu durumu şöyle yorumluyorlar. Diyorlar ki tanrılar, özellikle de Poseidon, şehrin
mevcut yerinde değil, burada kurulmasını istiyor. Bunun üzerine de tabii hummalı bir çalışma başlıyor anlatıya göre. Sıfırdan bir kent inşa ediliyor Nikomedes'in adıyla, Nikomedia adıyla ve baş şehir olarak hayatına başlıyor bu şehir. Çok görkemli bir şekilde donatılıyor yapılarıyla, heykelleriyle vesaire. Kartal'la yılanın konduğu dönemde İzmit'te bir yerleşim yok ama. Yok. Anlatıya göre bomboş orası. Bomboş. Bomboş, evet. Şimdi bu tabii paleografik verilerden elimize gelen bilgi. Yani biz bunu arkeolojik çalışmayla doğrulayabilmiş değiliz. Mesela Seka fabrikaları yapılırken orada Astakoz devrine tarihlenen, M.Ö. 5. ya da 6. yüzyıla tarihlenen bir figürin başı, bir tanrıça başı bulundu. Mesela o şu şekilde yorumlandı arkeologlar tarafından. Bu şehri taşıma esnasında Astakoz'dan buraya getirilmiş olabilir denildi. Bu şekilde yorumlandı. Bu şekilde yorumlanması zaten mantığa da uygun ama mesela kazılarda daha çok veri bu şekilde elde edilirse Astakoz'a mal edilemeyecek. Yani şunu söylemeye çalışıyorum açıkçası. Belki de burada başka bir şehirde olabilir. Bunu bilemeyiz yani. Evet. Şu anki elimizdeki mevcut bilgiyle mevcut, bilemiyoruz. Mevcut bilemiyoruz. Biz mevcut bilgiye göre şeyi doğru kabul ediyoruz. Bu antik çağdaki anlatıları doğru kabul ediyoruz. Şimdi bu efsane tabii şehrin 500. kuruluş yıl dönümünde, yani Roma devrinde, milattan sonra 3. yüzyıldaki kutlama ve törenlerde pek çok kez tiyatral şekilde, hani tiyatrolarda canlandırılmış, çeşitli işte o kostümlerle falan canlandırılmış. Bunun anısına diyelim sikkeler darp edilmiş, paralar tedavüle sokulmuş. İşte o paralarda görüyoruz ki işte bir yılan var, bir kartal var. Bunların elde etmeye çalıştığı bir kurban edilmiş hayvan var. Hemen gelip peşisinde, arkasında kralı görüyoruz. Kralın mahiyetini görüyoruz. İşte bir tapınak görüyoruz falan. Demek ki bu hani bir halkın belleğine işlenmiş bir kuruluş miti, efsanesi. Hemen hemen her şehrinde zaten böyle mitleri vardır. Yani mesela Roma'yı düşünün. Hani Romus Romulus efsanesi. Kurt, işte tabii, evet. Kurt, dişi kurt. Asenna. Bizim şeye benzer, Aşina, Göktürklerdeki Aşina'ya benzer. Nitekim şu anki mevcut bilgimizde biliyoruz ki bu Roma'nın mesela kuruluş efsanesi, bu Romus Romulus bir Latin miti bile değil. Bir Etrux miti. Yani Latinler kendine mal etmiş, kendine devşirmiş, kendine almış. Bunu neden söylüyorum? Şu yüzden. Şimdi Nikomedia için de aynı şey geçerli. Mesela hani Clemens Boş'a göre diyeyim, Astakoz adı bile bizim zannettiğimiz, bize klasik anlatıyla gelen bilgideki işte Istakoz'la alakalı olmayabilir. Yani orası çok daha eski bir yerleşim olup o yerleşime oranın yerel halkı Traktır ya da Lüvidir, emin değiliz. Astakoz lafzına benzer bir isim vermiş olabilirler. O zaten sondaki hani Oz falan o takılar Yunanlaştırma takıları, Helenleştirme takıları. Şimdi Olbia mevzusu var. Olbia mevzusuna kısaca temas etmek istiyorum. Şimdi çok eski kaynaklarda, Helence kaynaklarda, buranın İzmit Körfezi'nin adı Colpos Olbios. İşte yani Latinleştirirsek işte Sinus Olbicus gibi bir adı var. Şimdi yani Olbia Körfezi demek. Daha sonraki kullanıma bakıyoruz, işte Sinus Astakunos ya da işte Colpos Astakos, Astakos Körfezi diyor. Daha sonra ne diyor? İşte Sinus Nikomedicus ya da işte Sinus Nikomedias. Yani buradan anlıyoruz ki biz Astakos'dan evvel belki de bir Olbia isimli bir şehir vardı, kent vardı. Ve bu kent bir ihtimal belki de bugün İzmit'in bulunduğu yerdeydi. Belki Astakoz'da rekabet halindeydi. Belki en evvelinde, en öncesinde bu körfezde sadece bir şehir vardı, Olbia. O da bugünkü İzmit'in olduğu yerdeydi ya da o kuzey kıyıdaydı. Daha sonra karşısına hani bir Astakoz kuruldu. Rekabet sonucunda hani Astakoz üstte kaldı, üstte çıktı. Olbia zamanla terk edildi ya da ortadan kalktı.
Bunun bir diğer yorumu da Olbia'nın bizzat Astakoz'un olduğu yerin eski adı olabileceği vesaire. Yani bu konularda bir netlik yok. Evet. Netlik olması da mümkün değil çünkü elimizde arkeolojik veri yok. Arkeolojik veri olduğunda bu tartışmalar kapanacaktır. Yani sağlıklı bir değerlendirme yapılabilecektir. Şimdi buradan hemen şehrin kuruluşunu atlamak istiyorum. Şehir Nikomedes tarafından kurulduktan sonra burada pek çok anıtsal yapı yapılıyor. Bir kere bir tiyatro var. Bir Helenistik tiyatro. Yamacı Ayaslı bugün olduğu yerde, yani Orhan Mahallesi'nin olduğu yerde, Orhan Camii'nin hemen aşağısındaki şeyde, tepenin yamacında, evet. Hemen aşağısında kuvvetle muhtemel bugünkü Av Köşkü'nün olduğu, Kasr-ı Hümayun'un olduğu, yani Abdülmecid Abdülaziz devrinde yaptırılan 1862'de yaptırılan Kasr-ı Hümayun'un olduğu Taraça'da bir saray olabilir. Bir saray olduğunu biliyoruz. Mesela büyük Romalı komutan ve diktatör Kaiser, İngilizcesiyle işte Caesar burada yani Bitinya Krallığı'nda konuk edildiğinde, ağırlandığında Nikomedia'da Bitinya Kralı tarafından mesela bir ay, bir buçuk ay kadar bir süre burada kalmış, Nikomedia'da kalmış, buraya hayran kalmış ve o sarayda ikamet etmiş. Yani devlet konuk evi gibi bir şey diyebiliriz. Saray. Çünkü o bir krallık. Bitinya Krallığı var. Nikomedia onların başkenti ve başkent olarak hani bir saltanatla yönetiliyor. Bir krallık rejimiyle yönetiliyor ve kralın da bir ikametgahı var. Sarayı var. Ve o sarayda kuvvetle muhtemel o Taraça'da. Çünkü en ideal konum orası aslında. Evet. Hem limana yakın, hem tersaneye yakın, hem de o Taraça'nın İnsan eliyle oluşturulduğu çok aşikar, çok ortada yani. Yani doğal bir tepe yamacı vaziyeti görüntüsü arz etmiyor zaten. Bunun dışında tabii kuvvetle muhtemel bu Helenistik başkentte bir Balterion vardı. Bulelerin, Bule Meclisi diyelim, belediye. 500'ler Meclisi. Ya şimdi günümüzün mantığıyla hani belediye meclisi diyoruz. Aslında krallığın azalarının, hani asillerinin, yaşlılarının şehirle ilgili, krallıkla ilgili kararları aldığı, onadığı yer. Yani Bazileus'un, yani kralın işte başkanlık ettiği bir yapı. Bir tür devlet sarayı gibi de düşünebilirsiniz. Onun dışında bir stadyum vardı. Helen kültüründeki sportif faaliyetlerin ve dini sportif törenlerin icra edildiği bir tiyatro vardı, bir saray vardı, bir hipodrom. Stadyum vardı. Hipodrom yok. Çünkü Helen kültüründe hipodrom şeyi yok, kültürü yok. Yani at yarışı kültürü yok. O Romalılar tarafından getirilecek daha sonra. Daha sonraki devirde tabii getirilecek. İşte Helen'de ne var? Mesela maratonlar, koşular var. İşte ağırlık kaldırma var. İşte disk fırlatma var. Çeşitli hani sportif faaliyetler var. Bunlar tabii şöyle söyleyeyim. Stadyumlar, cimnazyumlara yakın kurulur, her zaman yapılır. Zaten bundan dolayı da biz diyoruz ki cimnazyum bugünkü Çukurbağ civarında olduğuna göre, elimizde zaten arkeolojik şey var, kanıt var, tespit var, malzeme var, kültür envanterinde yayınlanmıştır bunlar. Orada, o civarda olduğuna göre onun hemen aşağısında, yakınında bir yerde olmalı stadyum. Ki zaten de hani topografik olarak da hani şehrin topografyası gereği de başka bir yerde de olamaz. Yani bugünkü nasıl söyleyeyim, Endüstri Meslek Lisesi'nin olduğu düzlükte bulunmalı o yapı. Hemen onun gerisinde, doğusunda da şehrin doğudan giriş kapısı var. Şimdi şehrin dört tane büyük giriş kapısı var. İşte biri kuzeyde, biri güneyde limandan hani girilen şehre, biri batıda, biri doğuda. Batıdaki bir ihtimal söylüyorum, şeyde olabilir, Hünkar Kasrı'nın aşağısında saray yokuşu dediğimiz bir yer var. Yani o saray yokuşunun olduğu civarda olmalı. Çünkü şunu bilmek lazım,
antik dönemdeki şehir, yani o Helenistik Nikomedya'nın sur sınırları, yani surlarının geçtiği yerler 3 aşağı 5 yukarı belli. Yani Seka arazisi şehre dahil değil. Orası o sırada bir nekropol, batı nekropolü, batı mezarlığı. O daha sonra Roma devrinde şehir büyüdüğü zaman zaten büyüyebileceği arazi kısıtlı. Çünkü İzmit biliyorsunuz dar, uzun, ince bir körfezin kuzey ucunda kurulmuş. Yamacın dibine kurulmuş bir şehir. Şimdiki gibi bu kadar dolgulu, hani düzleştirilmiş sahile paralel arazi içermiyor. Oradaki tek düz arazi diyebiliriz. Seka'nın bulunduğu arazi, o da doğal bir deltadır, oluşumdur. Yani o Memeli Dere'nin getirdiği alüvyonların birikimiyle oluşmuştur. Kuaterner, jeolojik olarak Kuaterner çağında. Yani nereden bakarsanız bakın hani 30-40 bin yıllık bir şeydir. Evet. Jeolojik olarak yenidir, yani tazedir. O zamanla da tabii o alüvyonlar biriktikçe orayı büyütüyor. Belki de emin değiliz ama Roma devrinde ya da işte Helenistik devirde, yani antik çağda o çok daha ilerilere, körfezin içine giriyor olabilir. Evet. Daha sonra bu 358 depreminde oraları çökmüş olabilir. Yani bunu şöyle düşünün, 99 depreminde, 17 Ağustos İzmit depreminde güney sahili, yani İzmit Körfezi'nin güney sahillerinde, Gölcük civarında falan olanları anımsayın. Yani pek çok arazi denizin içine çöktü. Benzer şeyler antik çağda da olmuş olabilir. Bunların hepsi ihtimal. Bu ihtimallerin netleştirilmesini tekraren söylüyorum. Tek yolu hani jeolojik çalışmaların yapılıp, işte o sonda karotların atılıp, sondajların alınıp jeoarkeolojik çalışmaların tamamlanması. Yani arkeoloji ve jeoloji işbirliğiyle bilimsel çalışmaya bağlı. Şimdi biz tarihçi olarak bu verilerin tamamını tabii ki kullanıyoruz ama bizim elimizde sadece şu an ne var? Paleografik veriler var. İşte kısıtlı arkeolojik veriler var. Bir de bu arkeolojik verilerden hani çıkardığımız sikkeler üzerindeki hani betimlemelerden numizmatik yorumlar var. Bu kadar. Yani çok kısıtlı aslında. Yani buranın çok daha araştırılması gerekiyor aslında. Elbette ki, elbette ki. Ve şunu da ben söylemek istiyorum. Antik çağda bu Anadolu'daki Helenistik krallıklar arasında hani Bitinya'nın konumu mümtaz, yani eşsiz ve çok etkili, çok güçlü. Şimdi meşhur Kartacalı komutan Hannibal'ı ağırlamış. Yani işte Cassius Dio gibi meşhur tarihçileri filan buradan çıkarmış. Yani antik çağda buraya özgü bir heykel atölyesi, ekoli var. Yani ondan sonra bir amfora endüstrisi var. Burası tarımıyla çok meşhur. İşte Demeter'in kenti. Demeter dinine mensup olanlar hacı olmak için buraya geliyorlar. Burası bir hac merkezi. Zaten Demetrion kutsal alanı var. Demetria şenlikleri var. Her yıl yapılan. Yani bu açıdan sadece mimari etkileyicilik değil, aynı zamanda hani kültürel açıdan da çok zengin ve önde gelen bir kent. Ve şunu da söylemek istiyorum. Coğrafi konumu, coğrafi pozisyonu ve şehrin topografyası gerçekten unik, eşsiz. Yani antik çağda bile hemen hemen her insanın ilgisini çekecek şekilde. Çünkü şöyle bir avantajı var. Şehirde yapılan bütün mimari faaliyetler birbirini perdelemiyor, kapatmıyor. Yani şehir dümdüz bir arazi üzerine kurulu olmadığı için, bir yamacın üstüne kurulu olduğu için ve bu yamaç bir körfezle nihayete erdiği için, bir denizle, bir körfezle gerçekten eşsiz. Çünkü şehire ulaşım daha çok deniz yoluyla sağlanıyor. Şimdi deniz yoluyla buraya geldiğiniz zaman bütün şehirdeki yapıları hepsini görebiliyorsunuz. Yani hiçbiri birbirini kapamıyor. Evet. Yani diğer düz arazide kent estetiği muhteşem. Evet. Özeti, kent estetiği eşsiz ve muhteşem. Yani bunu şuradan da görebiliriz. Mesela daha sonraki devirde, geç antik çağda meşhur Sofist, işte Libanius mesela burayı öve öve bitiremez. Perikalles. Yani, tabii yani eşsiz, muhteşem, inanılmaz bir güzelliğe sahip. Kentlerin en evet, güzeli. Aynen öyle. Yani büyüklük kıyaslaması hiç yapmazlar. Ki büyüktür de, ona rağmen büyüklükten ziyade, yani şehrin nüfusundan ve genişliğinden ziyade, yayıldığı araziden ziyade şehirdeki yapıların etkileyiciliği. Evet, evet. Gerçekten imar kanlı. Planı düzgün. Yani imar planı antik
Helen dünyasında yaygın olan o hipodomos dediğimiz, yani Türkçe işte mazgal sistemi de diyebileceğimiz yöntem. Bu tabi Yunan'a mal edilir, antik Helen'e mal edilir. Ama aslında onlara ait değildir. Daha evvelki antik çağ Ön Asya şehirlerinde biz bu mazgal sistemini görüyoruz. Ama tabi bunu sistemleştiren, daha hani doktrinsel hale getiren meşhur mimar Hippodamos olduğu için onun adıyla anılıyor Helen devrinde. Bunun da mantığı çok basitçe, yani şehri birbiriyle ilişki, çok rahat bir şekilde ilişki kurabilir, yönetilebilir, her yerine erişilebilir şekilde hani mazgal sistemiyle teşkilatlandırmak, kurmak, sokaklar, caddeler açmak. Ve o sokak cadde arasındaki boş arazilere, hani kare biçiminde, dikdörtgen biçimindeki paftalara diyelim, arazilere yapıları yerleştirmek. Evet. Peki en şaşalı döneme geçelim ve son bölümde de orayı zaten bitirelim. Yani Roma devrine mi gelelim hemen? Evet. Yani şimdi evet. Şimdi kuruldu, Nikomedia kuruldu, evet. Yükseliyor. Evet, Nikomedia kuruldu. Başkentlik Helenistik Bitinya Krallığı'nın başkentliğiyle kuruldu. Ve o şekilde de nam saldı, ün saldı antik devirde. Nikomedia bu arada hem Bitinya Krallığı'nın başkentliğini yapıyor. Evet. Öncesinde, evet. Roma'dan önce. Evet. Sonra da Roma. Şimdi bu şehir kuruluşundan itibaren baş şehir, başkent. Evet. Yani o şekilde kurulmuş. Yaklaşık 300 yıl Helenistik krallık olan Bitinya Krallığı'na başkentlik yapmış. Ardından Roma egemenliği içine girmiş. Milattan önce 74'te veraset yoluyla, hani işgalle değil. Ve bir Roma eyaleti halinde teşkilatlandırılmış yeniden Bitinya bölgesi. Ve Senato'ya bağlanmış. Daha sonra Senato'dan alınmış, hani imparatorun şahsına bağlanmış. İmparatorluk mülkü haline gelmiş. Daha sonra Pontus eyaleti de var, bugünkü Karadeniz bölgesi. O Pontus eyaletiyle birleştirilmiş, Bitinya et Pontus denir. Hani oradaki et ve demek zaten Latince'de, and gibi İngilizce'deki. Bitinya ve Pontus eyaletinin de başkentliğini yapmış. Yani çok geniş bir arazinin başkentliğini yapmış. Daha sonra da Roma 3. yüzyıl krizine girdiğinde, milattan sonra 3. yüzyılda, yani ekonomik, sosyal, siyasal, askeri büyük bir kriz, çöküşün eşiğine geldiğinde de imparatorluğun problemleri, sorunları daha çok doğuda ve kuzeyde olduğu için Nikomedia coğrafi konumundan dolayı, onu birinci programda uzun uzun anlattık. Yani kuzey-güney ekseninde önemli bir noktada, doğu-batı ekseninde önemli bir noktada. Yani sizin batı dünyasından doğu dünyasına geçerken Nikomedia'ya uğramama gibi bir şansınız, lüksünüz yok. Geçiş. Buraya geçiş noktası. Buraya uğrayacaksınız. Önemli bir yer. O yüzden önemli bir menzil noktası aynı zamanda. Önemli bir lojistik noktası. Önemli bir karargah. Bir üretim merkezi ve bu üretimin çok kolay şekilde deniz yoluyla dağıtılabileceği bir noktada. O yüzden şöyle söyleyeyim, gayri resmi olarak buradaki yani bu Nikomedia Roma imparatorlarının bir tür fiili başkenti haline geliyor 3. yüzyılda artık. Yani bir 46-47 yıl kadar burası Roma İmparatorluğu'nun başkenti oluyor. Daha sonra hani Konstantinopolis inşa edilir tekrardan ve oraya taşınır. Bu en parlak devri. Mesela bu devirle ilgili Lactantius vardır, Hristiyandır. Pagan imparatorları sevmez, bir hani saray memurudur. Onun mesela yazdıklarına bakacak olursak, hani çok hummalı, büyük bir inşa faaliyeti yapılmış. Yani halk sefil ve perişan edilmiş. Şehrin içinden taşınmış, dışarıda hani seyyar bir şekilde yaşatılmış. Çok büyük imparatorluğun bütçesi, paraları buraya harcanmış ve amaç şu: Nikomedia'yı Roma ile yarışır hale getirmek. Roma'ya denk hale getirmek. Zaten onun anlatısına bakacak olursak, imparator mesela bir yapı yapılıyor, geliyor diyor ki bunu ben beğenmedim, yıkın, yeniden yapın. Roma'dakinden daha gösterişli olsun falan. Tabii, evet, aynen. Yani bu şekilde bir şehir ve bu genişleme sırasında şehir 2'ye, 3'e, 4'e katlıyor hani nüfusunu. Tahminen 100.000, 150.000 civarı bir nüfusa erişiyor. Pek çok imparatorluğun yerinden zanaatkar, sanatçı, heykeltıraş vesaire buraya zorunlu olarak ikamete maruz bırakılıyor. Buraya getirtiliyor, burada kültürel yaşamı canlandırmak için bir imparatorluk başkentine uygun olacak şekilde. Burada armarum fabrikum dediğimiz işte askeri araç gereç, zırh
alet edevatın üretildiği bir hani yapı kuruluyor. Burada büyük bir tersane tekrardan oluşturuluyor. Tabii ki burada bir darphane var. Bütün imparatorluk paraları hani burada darp ediliyor. Yine burada büyük bir hipodrom, Kirkus Diokletianus diyoruz. Hani şaşalı gösterişli bir yapı inşa ediliyor. Tiyatro daha romanize stile yaklaştırılıyor, büyük tiyatro. Bunun haricinde diğer yapılar hani yıkılıp yeniden yapılıyor. Daha gösterişli hale getiriliyor. Tabii ki zaten hani daha evvelinden iki forumlu hale gelmiş. Pirus Forum, Forum Norum gibi, yani eski forum, yeni forum. Bunun dışında da bir Basilikum Latincesiyle yani imparatorluk sarayı, devlet sarayı oluşturuluyor, kuruluyor. Diokletianus karısıyla kızına bir saray yaptırıyor sahile nazır. Kuvvetli muhteme Seka arazisi içinde. Yine kendi ikameti için büyük bir saray inşa ettiriyor. Şehir yani en parlak, en gösterişli, en şaşalı devrini yaşıyor. Hatta şöyle bir söylem var. Evet. Dünyanın en büyük 4 metropolinden biri. O söylem değil. Şimdi kesin onu şeyden de biliyoruz. Yanılmıyorsam İlyria civarında, yani Dalmatya civarında bir antik çağdan kalma bir satranç oyunu tahtasında. Hani dünyanın 4 büyük şehri betimlenmiş. İşte biri Roma, biri Aleksandriyapolis İskenderiye, üçüncüsü işte Antakya, dördüncüsü de Nikomedia. Yani imparatorluğun en büyük 4 kentinden biri. Eşsiz. Ve bunu zaten o devrin haritası var. İki boyutlu bir haritadır, şeydir, çok ilkeldir, primitiftir ama işlevseldir yani. Yol güzergahlarını falan gösterir. Tabula Pentagria'da diye de isimlendirilir. Hani tabula zaten şey demek, harita gibi bir anlamı var. O Pentagrin denen hani keşiş rahip tarafından bulunduğu için 16. yüzyıl ya da 15. yüzyıl sonu olması lazım. Onun ismiyle isimlendirilmiş. Bu tabii milattan sonra 2. 3. yüzyıllardan kalma bir harita ama belli ki daha evvelki devirden, yani miladın başlarında ya da miladın bir asır öncesinde yapılmış bir harita bu. Orada mesela hani onun lejantına falan bakın, hani büyük şehirler farklı şekilde resmedilir, oraya böyle figüratif bir şekilde çizilir. Nikomedia işte öyledir. Özeldir. Evet. Orada bile onun özelliğini görebilirsiniz yani. Evet. Başka bir yani konuya temas edelim yoksa? Bir bilgi verelim. Evet. İzleyicilerimize bu son anlattığımız bu Nikomedia'da yapılan yapılar, işte hipodromdur, tiyatrodur. Evet. Cimnazyum gibi meşhur antik dönem yapılarını birlikte, zaten siz de danışmanı olduğunuz o proje kapsamında Gezsiz Yaz İzmit projemizde. Evet. Tekrardan bazıları canlandırılacak, resmedilecek. Onun da haberini verelim. Belki de dünyada ilk defa gün yüzüne çıkacak. Sanatsal olarak tabii. Bu akademik bir çalışma olmayacak. Çok fazla dediğiniz gibi veri olmadığı için. Bu anlamda da öyle bir çalışmamızın olduğunu ve çok yakında da yine sizin danışmanlığını yaptığınız Nikomedia belgeselimizin yayına gireceğini buradan duyuralım. Evet. En son söylemek istediğiniz bir şey var mı? Beni ağırladığınız için, bana bu imkanı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Evet. Dinleyicilere, izleyicilere de teşekkür ediyorum. Hani biz vakit ayırıp bizi izleyip dinledikleri için. Umarım yararlı olmuştur. Evet. Teşekkür ediyorum. Biz de size teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Sağ zaman ayırdınız. İzleyicilerimizi bilgilendirdik. Bu çok anlatılan Nikomedia kentiyle ilgili, sadece Nikomedia değil tabii, önümüzdeki dönemlerde Osmanlı Cumhuriyet dönemlerinde konu alacağımız mevzu İzmit kent tarihi sohbetlerimiz devam edecek. Biz tekrar bu programa katıldığı için ve değerli bilgileri paylaştığı için tarih bilimci ve sanatçı aynı zamanda Onur Şahna'ya çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.